Bu ne ya? Köpek bağlasan durmaz. Ben bu hallere düşecek kadın mıydım ya? Bu ne ya? Su niye akmıyor ya? Allah kahretsin. İğrenç. Teyze. İğrenç. Allah aşkına sakin ol, bir dur ya. Aa, olmaz ama böyle. Bak yaşını başına almış kadınsın. Azıcık halden anlasan, olgunluk göstersen ha? Ben namussuzluğa göz yumamam. Aa, ne diyorsun sen be? Ne oluyor ya? Ne oluyor burada? Ne bu patırtı? Gece demiyorsunuz, gündüz demiyorsunuz. Bin çeşit adama evinize alıyorsunuz. Daha demin bir kel bir adam çıktı gitti gördüm. Benim çoluğum çocuğum var. Müsaade edemem buna. Sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına ya? Ne bin çeşit adamı? Sen ne diyorsun ya? Bak bak, laflara bak. Böyle mi konuşulur büyüğünle? Bana bak, sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Bak çabuk defol git buradan, seni tepeme çıkartma benim. Utanmaz ahlaksızlar. Kimsen kimsin? Bir de su üstüne mi çıkıyorsunuz? Şikayet edeceğim sizi. Ya teyzeciğim, sen bizim neyimizi şikayet edeceksin acaba? Biz burada iki tane kadın yaşıyoruz. Sesimiz solumuz çıkmıyor zaten. Hem senin başka işin gücün yok mu Allah aşkına? Ne bileyim, git çamaşırdır, bulaşıktır, onlarla uğraş ya. Sen bütün gün buraya mı gözetiyorsun? Sus terbiyesiz. Sadece ben değil, bütün komşular rahatsız sizden. Bakın bakalım sizin gibi bir tane daha var mı? Aile yaşıyor kızım, burada aile. Biz neyiz? Hayvan mıyız? Ya edebinizle oturun ya da pılınızı pırtınızı toplayın gidin buradan. Biz de çok meraklıydık senin o kokuşmuş pis mahallene. Bak çabuk defol git, bir daha da bu kapıya dayanma, anlıyor musun beni? Elin herifleri kapıda kuyruk olsun, ben sesimi çıkartmayayım öyle mi? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bak haddini bil, elimden bir kaza çıkacak, çabuk defol git buradan. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ahlaksızlar. Kes sesini be. Başkasının kapısına dayanıp böyle iftiralı namuslu mu oluyorsunuz hepiniz? Ben gözlerimle gördüm. Ne iftirası? İftira falan attım yok. Sen git. Önce örümcek beynini yıkat. Git çocuğunla falan ilgilen. Bizi gözetleyip durma. Bak elimden bir kaza çıkacak diyorum. Çabuk defol git buradan. Tövbe tövbe. Uğraşılmaz sizinle. Git diyorum, git. Gerizekalı beyinsiz. Şu düştüğüm hallere bak ya. Bir mahalle kadınları eksikti başıma. Benim bir an önce bu çukurdan kurtulmam lazım. İyiyim. Ufak bir sıyrık sadece.
Yalan. Çok özledim seni, çok. Kaybetmek yok, tamam mı? Bu kolye hep aşkımızı hatırlatsın. Sana olan aşkımı kalbimde taşıdığım gibi bu kolyeyi de boynumda taşıyacağım Kenan. Melek. Senden öncem yoksa senden sonram da yok benim. Aldığım her nefeste sen varsın. Ve ömrümün sonuna kadar senin için çarpacak kalbim. Hadi hemen kalk da ödevlerimizi bitirelim. Sonra da sinemaya gidelim. İyi
İyi peki o zaman. Hadi ödevlerimizi yapalım. Çak. Ay Elif, ne giysem ya? Hızlısınız küçük hanım. Bunu da vereceğim sana şimdi. Al bakalım. Çok güzel olmuş. Bu da senin göz hakkın. Bayılıyorum enerjisine. Ben de sana bayılıyorum aşkım. Sofa birisi karşınızda. Aa, sen gerçekten ışınlanıyorsun galiba. Evet, ışınlanıyorum ben. Çünkü ben bir sofa birisiyim. Hayatımda gördüğüm en enerjik peri sensin. Başka perini mi gördün? Hah. Cevaplar işte. Şey yani... İnciciğim sen... Şey yap. En iyisi sen... Krepleri için götür, tamam mı canım? Ama başka peri? İnci... Zeynep ablam var ya, o başka periyi her gün aynada görüyor. Nasıl yani? Kendisi güzellik perisi. Selim. İnciciğim, hadi sen onları salona götür canım. Tamam. Güzellik perisinin krepleri bunlar. Bitti mi? Bitti bitti. Acımadı değil mi? Ya hayır hayır. Acımadı. Çok güzel oldun. Ben de senin saçını çok güzel ördüm değil mi? Çok güzel. İyi ki döndün Elif. Seni çok özlemiştim. Ben de seni çok özledim. Kızlar, peki beni özleyen yok mu? Ben özledim. Maşallah size. Ne kadar da keyiflisiniz bu sabah. Ben de sizi kaldırmaya gelmiştim ama siz çoktan kalkıp hazırlanmışsınız bile. Evet. Tuğçe erken kalktı, beni uyandırdı. Ne güzel. Dur bakayım size. Siz kendiniz mi yaptınız saçlarınızı? Evet. Ben Elif'inkini ördüm. O da benimkini topladı. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Aferin size. Siz artık hazır olduğunuza göre kahvaltıya inebiliriz, ha? Yüzünüzü yıkadınız mı bakalım? Evet, yıkadık. Aferin size. Hadi inelim o zaman. Maşallah. Buraya geldiğinden beri hiç olmadığı kadar mutlu yavrucak. Allah sizden razı olsun Aliye Hanımcığım. O ne demek Rabia Hanım? Asıl sizden razı olsun. İnci ayrı bir neşe getirdi bize. Neşe değil, kahvaltılık getirdim. İlahi İnci. Çok neşelisin diyorum. Evimize neşe getirdin.
renk getirdin diyorum. Tamam o zaman. Ama sen de çok neşelisin. Ama görünce. Teşekkür ederim. Gel bakayım, bir öpeyim seni. Sofrada pek güzel olmuş. Ne diyordun? Ha, sofra perisi. Ama daha bitmedi. Birazdan hazır olur. Aferin sana. Bıcırık. Başka ne getireyim? Günaydın. Günaydın prensesler. Ne güzel kokmuş. Neler hazırladınız böyle? Zeynep şefimizin özel tarifiyle yapılan omlet. Ve lezzetiyle damaklarımızı şenlendirecek olan krep. Tabii krepi de İnci götürdü. Ne? Krep mi? Biz şimdi o krebin üstüne bir güzel çikolata sürer yeriz. Sonra da omletten yeriz. Kızlar bize de biraz bırakırsınız herhalde değil mi? Muhammed teyze, ben sana bırakırım. Ama amcamı bilemiyorum. Çünkü hepsi bitiriyor. Vay! Bak sen. Demek amcanı bir kalemde sildin ha? Öyle olsun Tuğçe Hanım. Bundan sonra seni gezmelere başkaları götürür artık. Amca şaka yaptım ya. Dedim bir kere. Ya amca şakacıktan söyledim ya. Of ya. Tamam tamam affettim. Aa baba. Günaydın babacığım. Kızım. İnci. Gel hadi sen de. Oh, manzaraya bak. Var mı benden mutlusu? Dülay'ım ya. Bir dilim daha peynir versene. Vereyim de yağlı ama. Baksana löp diye yuttun. Dülay'ım ya. Bir şey olmaz ya. Yani ben öyle kibrit kutusunu, ibrik kutusundan anlamam ya. Yani bak daha dişimin kovuğuna gitmedi. Ama böyle hesapsız yersen de sonra göbeğine yerleşir yağlar. Baksana şu haline. Ne? Göbek mi? Bu göbek mi şimdi? Bu şey Tülay'ım. Yattım yani. Şişkinlik. Ay Veysel ya. Tülay'ım ya. Hem zaten yarın işe başlayacağım. Bırak da biraz tadını çıkarayım değil mi? Tamam. Demedim farz et. Veysel. Uzun zaman oldu. Çiftliği de boşladım. Yarın gideceğim. Of nasıl duymadım ben bu saatin çaldığımı ya. Günaydın. Günaydın kızım, günaydın. Feride'cim otursana canım. Yok abla, benim hemen çıkmam lazım. Feride'cim keşke söyleseydin, uyandırırdım seni. O zaman sana hemen bir sandviç hazırlayayım. Yok abla, gerçekten hiç gerek yok. Ben hemen çıkayım, size afiyet olsun. Acacın olmaz ki canım. Günaydın. Uyanmışsın. Günaydın Murat. Benim çok acil çıkmam gerek. Tamam gel hadi, bırakayım ben seni. Yok, sen şimdi hiç yolunu değiştirme. Sınav diğer şubede. Tamam. O zaman akşam çıkışta alırım. Yok. Akşam da arkadaşlarla ders çalışacağız. Yani ne zaman gelirim hiç belli olmaz. Arkadaşlarınızın yani. Neyse, ben kaçtım. Görüşürüz. Murat. Şşş. Ha, Armut. Ya geç oğlum, geç. Bir şeyler geç. Ben de çayını getireyim.
Zeynep, bana bir tane daha krep versene. Yok, yok verme. Ya hepsini bitirdi, bize bir şey kalmadı. Amca sen herkesten fazla yedin ama. Tuğçe'cim, doğru söylüyor. Bak, yavaş ye, midene oturacak. Yok Tuğçe'cim, yok. Şimdiye kadar yediklerini oturmadıysa, bundan sonra bir şey olmaz, merak etme. Aa, benim gelinimin eli pek lezzetlidir. Kimseye laf söyletmem. Vay, gelin kaynana ittifakı ha. Tamam, tamam öyle olsun. Kahvaltıdan sonra bahçede oyun oynayalım mı? Olmaz İnci. Biz Elif'le ders çalışacağız. Kızım dün akşam derslerinizi bitirmediniz mi? Bitirdik. Elif sınıftakilerden geri kalmasın diye ben ona yardım edeceğim. Aferin kızım sana. Kardeş dediğim böyle zamanda belli olur. Her zaman böyle birbirinize destek olun değil mi? Baba. Ders çalıştıktan sonra sinemaya da gider miyiz? Gideriz kızım. Olli. Melek teyze de gelsin ama. Anne ne olur sen de gel. Yok. Madem derslerinizi bitirdiniz, üstüne fazladan ders çalışacaksınız. O zaman siz bugün ne derseniz o olur. Yaşasın. Ama kurduktan hızdan nereye gitmeyelim? Sen üstüne bakıyor, görünce korkuyorum ben. Sultanımız hala uyuyor ya. Sabah oldu sabah. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Arzu Hanım kalktınız mı ya? Sabah oldu da. Daha temizlik yapacağız. Ne temizliği ya? Bayram temizliği. Ya sen ne yapıyorsan yap. Ama bana bulaşma olur mu? Rujun rengi de pek güzelmiş ha. Ne yapıyorsun sen ya? Bırak onu. Ay yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bana daha çok yakıştı sanki. Bak eşyalarımı bırak diyorum. Sen kimden izin aldın ya? Tamam be, dokunmadım, bir şey yapmadım. Bak bir daha bana ait hiçbir şey, o pis ellerini sürmeyeceksin tamam mı? Bu ne cüret ya? Ay parfümün de çok iğrenç kokuyor ha. Şimdi koca neden elinde tutamadığım belli oluyor. Ne diyorsun sen ya? İşin zor diyorum. Bak ben seni parçalarım. Hemen çık git bu odadan. Çabuk. Bence bu enerjini temizliğe saklasan. Murat'cığım çayını tazeleyeyim mi? Yok ablacığım sağ ol. Ben çıkacağım zaten şimdi. Hiçbir şey yemedin ama. Yok ya. Canım istemiyor benim. Hadi size afiyet olsun. Tülay'ım ya, ne olacak bu bizim Armud'un hali? Ay Veysel ya, deme şu çocuğa şöyle. Kaç yaşına geldi, delikanlı o. Tamam ya, takılıyorum ben ona ya. Belli ki bir derdi var. Ben biliyorum onun derdinin ne olduğunu ama... Sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun? Tülay'ım ya, göründen köy kılavuzu istemez değil mi? Ama o iş zor. Ay niye öyle diyorsun ki? Ya Tülay'ım, davul bile dengi dengine çalar değil mi? Bir Feride'ye bak, bir de bizim Armud'a bak. Kızın istikbali açık. Bizimki desen okul bile okumadı. Gerçi okul okumamasında benim de payım var ama. Ben hiç de öyle düşünmüyorum. Hem liseyi bitirmeye de karar verdi. Belli ki değişmeye çalışıyor çocuk. Baksana ne güzel Kenan Bey'in yanında da çalışmaya başladı. Eğer Feride'nin de gönlü varsa bunları düşünmez. Ay biz neler konuşuyoruz böyle Veysel. Üf. Dur ben sana şöyle güzelce bir çay getireyim. (Gülüyor)
Ne yapıyorsun sen ya? Ne arıyorsun orada? Kahve arıyorum. Bardak dolabında kahvenin işi ne? Gözünün önünde görmüyor musun? Hem sen kahve falan boş ver şimdi ya. Ben şu bulaşıkları halledene kadar git bir süpürge aç. Ondan sonra birlikte içeriz yorgunluk kahvemizi. Canım bak, hizmetçilik senin ruhunda olabilir ama... kusura bakma, ben elimi hiçbir şeye sürmeyeceğim. Hem zaten birkaç gün kalıp gideceğiz şurada. Pardon, sen kendini neyle avutuyorsun ya? Nereye gideceksin? Yani maalesef ikimiz de bir süre daha buradayız. Daha fazla burada kalamayız zaten. Niyeymiş o? İlk günden mahalleliği başımıza topladın. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz tabii. Ne diyorsun sen ya? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Vallahi ben bir şey ima etmiyorum. Komşular öyle söylüyor. Yani artık benden önce burada ne olduysa. Vallahi sen gelmeden önce bu ev daha da huzurluydu. Ondandır. O huzurun sebebi Erkut muydu? Hı? Beraber mi kalıyordunuz siz burada? Yeter artık ya, yeter! Benim namusuma laf edip ben ne yaparım sen biliyor musun? Hem sen bana laf edene kadar dön de önce bir kendi ailene bak istersen. Ne varmış benim ailemde? İnsanın kocasının eski karısına geri dönmesi nasıl bir duygu acaba? Ne dedin, ne dedin sen? Aa, tabii senin olanlardan haberin yok. Dur ben sana hemen özet geçeyim. Melek'le kızı çiftliğe yerleşmişler. Bayağı bir sefalarını sürüyorlarmış. Senin de yokluğunu aratmıyorlarmış. Hatta Tuğçe'yi senden daha güzel annelik yapıyormuş biliyor musun? Sen nereden uyduruyorsun bunları ha? Nereden uyduruyorsun? Bence sen artık olduğun yeri kabullensen iyi olur. Allah kahretsin ya. Benim burada ne işim var ya? Benim burada ne işim var? Kocamı çaldın. Evimi çaldın. Şimdi de kızımı çalacaksın öyle mi? Ama o kadar kolay değil. O kadar kolay değil Melek. Ah Allah'ım, sen koru ya Rabbim. Haberler yine pek fena. Eskiden her gün mutlaka okurdum. Şimdi artık yüreğim daralıyor. Hemen sayfayı çeviriyorum. Aliye Hanımcığım, insan ister istemez morali bozuluyor. Öyle. Benim sonucum 18 çıktı. Senin? Benimkisi 19. Hangimizinki yanlış acaba? Dur seninkine bakayım. 9 artı 9. Ne yapar? 9 artı 9. Eşittir. Aha 18 evet ya. Seninkisi doğruymuş. Tamam çözdük işte. Şimdi de diğer soruya geçelim. Olur. Ben de yaşamadım sizi resiminizi çiziyorum. Ya çok oynamayın yoksa çizemem. Kızlar. Size kek getirdim. Anne yaşasın. Yaşasın. Teşekkür ederiz anne. Hem de portakallı. Hem yiyin hem de dersinize devam edin. İnci, sen ne yapıyordun orada öyle? Ev ablaram Tuğçe ablaya çiziyorum. Aferin sana. Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Nasıl gidiyor? Çok iyi. Birlikte çok hızlı çözüyoruz. Zaten az kaldı. Aferin size. Ama bu soruyu yapamadık anne. Hangisiymiş o? Şu. 7, 9 daha. Ver bakayım kalemini. Melek teyze oynama sen de çizeceğim yoksa onların gibi yok olacak seninki de. Şimdi 7, 9 daha kaç yapar? Hadi birlikte sayalım. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16'ymış. Bakıyorum keyfiniz yerinde kızlar. Ne yapıyorsunuz? Ders çalışıyoruz baba. Hem de kek yiyoruz. İnci'ye de poz veriyoruz. Oo, işiniz başınızdan aşkın yani. Evet,
ödevlerimizi çabucak bitirmeye çalışıyoruz. Aferin benim güzel kızlarıma. O zaman ben kekinizden bir parça alayım, sizi de daha fazla rahatsız etmeyeyim. Hanımlar kolay gelsin. Sağ ol evlat. Bu soruyu da tıkma. Oo, çok az kaldı. Canım bir şey unutmadın değil mi? Yok yok. Çıkıyor musun Selim? Ha evet. Zeynep'in bir ödevi vardı da okula teslim edeceğiz abi. Bir de hocayla görüşeceğim. Ha demek öyle. Ne oldu abi, bir şey mi isteyecektin? Birazdan bir toplantım var da sen de katılırsan iyi olur diye düşünmüştüm ama önemli değil Selim. Ya. Selim sen kal o zaman. Olmaz Zeynep, benim için planınızı bozmayın. Ben evdesinizdir diye düşünmüştüm. Ya ne planı Kenan abi? Zaten Selim'in okulda işi yoktu ki. Aslında evet de. Ya tamam işte, siz işinizi halledin, ben de giderim okula. Ben de seni hemen bırakıp geleyim o zaman okula. Ya niyeymiş, ben kendim gidemez miyim? Tamam, tamam. Çocuklar, hadi bakalım ikiniz de çıkıyorsunuz. Ya Kenan abi gerçekten Selim'in okulda işi yok ki. İyi peki. Selim'cim, hadi ver sen anahtarları canım. Vay. Bu ısrarın nedeni şimdi anlaşıldı. Bütün derdin bunun içinde değil mi? Her şeyi araba için, arabayı kullanacaksın diye. Yo, ne alakası var canım? Arabayı falan veremem valla. Git taksiye falan bin. Hatta Hasan Efendi'ye söyleyelim, o bıraksın seni. Ya niyeymiş o? Niye kendim gidemiyorum? Hayatım, sen İstanbul trafiğinde bir başına bırakacağım falan mı düşünüyorsun sen? Of Selim, hep böyle yapıyorsun. Görüyor musun Kenan abi? İşte hep böyle yapıyor. Ne yapıyormuşum ben? Kendime olan güvenimi kırıyorsun. Ben mi? Selim, Zeynep doğru söylüyor. Madem cesaretlenmiş, yapma böyle sen de. İyi, peki. Ama bana söz vereceksin. Dikkatli gidip geleceksin. Tamam tamam, sen merak etme. Çok dikkat edeceğim ben. İyi, al bakalım anahtarı. Hadi ben seni geçireyim o zaman. Tamam. Dikkatli ol Zeynep'ciğim. Tamam Kenan abi. Yapıyordum Melek. Sen de ister misin? Yok ben daha sonra Rabia teyzelerle içerim. Melek. Ben çok teşekkür ederim. Ne için? Ben çok uzun zamandır bu evde bu kadar mutlu ve huzurlu olduğumu hatırlamıyorum. Her şey çok daha... Ben çocuklara bir bakayım. Hmm. 40 yıllık şoför gibi koltuğun aynasını da düzeltirmiş. Tabii, ne sandın? Sen var ya sen, az değilsin sen. Aa, o niyeymiş ya, aşk olsun. Baksana. Ne yaptın ettin, hepimizi ikna ettin. Kuruldun tek başına arabayı, ooo. Kendime güveniyorsam demek. Zeynep, aşkım dikkatli sür olur mu? Aklım sende. Tamam aşkım, merak etme. Ben gözümü 4 açacağım ya, 4. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İntikamım çok acı olacak, çok. Bu sefer acele etmeyeceğim. Yavaş yavaş tadını çıkara çıkara kapatacağım hesabı Selim. Göreceksin. Abi müsait misin? Gel otur Selim, müsaitim. Adamlar gelmeden önce bir konuşalım istedim. İyi yapmışsın. Ben de yolladıkları dosyalara bakıyordum.
geçen yıl en iyi girişimci ödülünü alan şirket değil mi? Bu yılda organik tarıma girmek istiyorlarmış. Onun için bizle görüşmek istediler. Son yaptığımız yatırımı duymuşlar. Vay, iyiymiş. Adamların bir ayağı yurt dışında. Eğer şartlarda anlaşabilirsek bizim için uzun soluklu bir iş olacak. Onun için özellikle senin de dahil olmanı istedim. Abi, sen iyi misin? İyiyim. Bir sorun yok yani. Ha, yok. Ne güzel anlaşıyorlar maşallah. Başlarda Tuğçe biraz kıskançlık etti ama kardeş sevgisi ağır bastı. Allah ömürlerini bir yazsın. Hiç ayrılmasınlar inşallah. Amin, amin. Melek, iyi misin? İyiyim. Kızım bir şey mi oldu? Bir şey mi sıkıldın? Ali Hanım, biz artık Elif'le birlikte evimize dönelim diyorum. Kızım, o nasıl söz? Burası senin de evin. Hem ne oldu böyle birdenbire? Bir şey olduğu falan yok. Yani artık her şey yoluna girdiğine göre daha fazla burada kalmamızın bir anlamı yok. Kızım, sen bizim... Lütfen. Böylesi daha uygun olur. Peki kızım. Sen nasıl uygun görürsen. Ama önce Kenan'la bir konuş istersen. Selim Bey, tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Görüşmek üzere Kenan Bey. İyi günler. İyi günler. Nasıldım sence? Selim, gayet iyiydin. Abi vallahi bir an çuvallayacağım sandım ben. Saçmalama oğlum. Adamları piyasa değerinden çok daha fazlasını vermeye ikna ettin. Daha ne olsun? Abi, bana destek olduğun için çok sağ ol. Bundan sonra işten kaçmak yok ona göre. Kenan, müsaitsen biraz konuşabilir miyiz? Tabii olur. Ben artık eve dönmek istiyorum Kenan. Melek, bu konuyu konuşmuştuk. Evet, konuştuk. Ben de bunu Elif için kabul ettiğimi söylemiştim. Ama daha fazla burada kalmama bir anlamı yok. Ben orada yalnız başınıza kalmanızı istemiyorum. Ama doğru olan benim kendi evimde olmam. Lütfen buna daha fazla itiraz etme. Peki, tamam. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Bakalım bizim şoför ne yaptı? Nasılsın, ne yaptın? Ne yapayım? Okula geldim, ödevimi teslim ettim, hocayla da görüştüm. İyi, çabuk halletmişsin işini. Evet, sen ne yaptın, nasıl geçti toplantın? İyi işte, fena değildi. Abim yavaş yavaş işlerin içine sokmaya çalışıyor beni. Anladım. Sen neredesin Zeynep? Araba falan kullanmıyorsun değil mi? Bak öyleyse kapatıyorum. Yok yok, merak etme. Şimdi bir bizim kafeye uğrayacağım, sonra da eve geçerim. Tamam. Sen de artık güven ama karına. Tamam canım, tamam. Ben karıma zaten güveniyorum. O etraftaki trafik canavarlarına güvenmiyorum ben. Ay Selim, of. Tamam, hadi kapatıyorum ben. Tamam, hadi görüşürüz.
13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. İşte bitti. Çek o zaman. Hadi birazcık da Türkçe'ye bakalım. Anne, matematik ödevimizi bitirdik biliyor musun? Çok hızlı yaptık birlikte. Aferin size. Elif, anneciğim biz artık eve gidelim ha? Nasıl yani? Feride ablanın evine kızım. Ya, Elif burada kalmayacak mı artık? Kalmayacak Tuğçe'cim. Ama anne. Uf, ben zaten ayrılmak istemiyorum bir kere. Kızlar, Elif, anneciğim bunu konuşmuştuk ama. Ben istersen seni getiririm buraya, görürsün Tuğçe'yi yine. Hatta Tuğçe de bizi ziyarete gelir belki. O zaman o da bizimle gelsin. Aa, çok iyi fikir. Olur değil mi baba? Olur. Hem ödevlerimiz de daha bitmedi. İzin verirsen eğer birkaç gün bizde kalsın. Kalsın baba ne olur. Baba ne olur? Tamam peki. Yaşasın. Yaşasın. Hadi hemen hazırlanalım o zaman. Çek. Ah zaman vurur geçer.